Evet Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından Türkiye meselenin ciddiyetini bir kez daha algıladı. Gözler İstanbul'a çevrildi. İstanbul riskli bir şehir ve büyük bir depremin olması kesin. Bilim insanları zaman veriyorlar o ayrı bir mesele. Fakat diyorlar ki ne zaman olacağını bir şekilde biz tahmin yürütüyoruz siz yapmanız gerekeni yapın. Kenti bir an önce dönüştürün riskli yapıları yıkın ve yerine sağlamlığını yapın. Dolayısıyla harekete geçirdi. Durum kırmızı alarm seviyesine yükseltildi. vatandaşın riskli evlerinden kurtulabilmeleri için de bazı ek destek paketleri devreye sokuldu. Örneğin devlet diyor ki yarısı benden, yarısı senden. Peki yarısı bizden kampanyasındaki durum nedir? Yakından bir bakalım. Yarısı bizden kampanyası başvuru süresi sona erdi. 1 milyon 19.471 bağımsız birimin e, bağımsız birim için 269.670 başvuru yapılmış. Şu ana kadar uzlaşı sağlanan 118.000 konutta projelendirme çalışmaları başlatılmış. Oldukça iyi bir rakam. Hedef ne? İlk yılda 200.000 konutun dönüşmesi, maliyeti ise 313.5 milyar TL olarak hesaplandı. En çok başvuru yapılan ilçeler, bakıyoruz şimdi İstanbul'da, Bahçeli Evler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar, Fatih. En az başvuru yapılan ilçeler Adalar, Şile, Çatalca, Başakşehir, Beykoz. Evet İstanbul'daki büyük dönüşümde bazı ilçeler çok ama çok istekli, bazı ilçeler çok da istekli değil. Riskli konutlar TOKİ ile dönüşecek. 2 artı bir daireler 750 bin TL devletten kalan 750 bin de sizden. Taksit 5625 TL ki bence çok makul bir taksit. Çünkü 5625 TL İstanbul'da kiralayacak ev yok ev. 5625 ev kiralayamıyorsunuz İstanbul'da. Yok. Yok. Ortalama kiralar 13.000 olmuş. Bakıyoruz 900.000 TL'lik TL. Mesela 3 artı 1 almak istiyorsunuz. Toki diyor ki bunun maliyeti 900, 900 TL. Bunun e, diyor işte, doku, da, bunu ben karşılayacağım diyor yarısını. Yarısını sen karşılayacaksın diyor. Maliyet 6.750 TL. Ve bu süreçte de 10.500 TL taşınma, aylık 5.200 TL de kira desteği. Bir de kira desteği var. Bu da oldukça önemli. Evet böylelikle dönüşüm hızlanmış olacak. Şimdi yarısı bizden kampanyası var. Yarısı yarısı için devlet size yardım ediyor. Kalan yarısı için siz de bankadan şimdi şekilde kredi çekiyorsunuz. E bizde aynı zamanda kira desteği de veriliyor. Bir anca kurtulun o riskli yapılardan. Kurtulun ki hızlıca dönüştürebilsin Çevre Bakanlığı bunları ve yine daha güçlüleri, daha sağlamları yapılsın. İstanbul depremi çok ciddi bir sorun, bir risk. Şakaya gelmez. Farkına vardık zaten. Kahramanmaraş'ta olup biterlerden sonra Hatay'da bu iş şakası yok bu işin. Ve İstanbul'da bu depremin maliyeti, bilançosu akıllara zarar bir noktaya gelir. O noktaya gelmemesi için de tedbirler alınıyor. Alınmaya da devam edilecek. Sizler de buna mümkün mertebe ilgi gösterin ve bu meseleyi süratle çözsün. Yetin.